Kolay gelsin abim. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aldım bir tane. Hop, selamünaleyküm, kolay gelsin. Beyler, afiyet olsun. Eyvallah. Vay Şükrü abim, kolay gelsin. Kolay gelsin Sabit Bey. Zafer. Zafer. Hop. Parası. Ne oluyorsun? Babam. Kolay gelsin. Gör bak, her şey güzel olacak. Hamdi Bey'in çiçeğini koparmışsın. Nereden anladın be abi? İkiydi bir kalmış. Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme. Mahkeme başkanı eksiklerin giderilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi. Hayır onu. Ayırayım. Abi şu diyarda çay içmediğim yer kalmadı. Böyle çay yok mu Ayrı abi? Çay çaydır. Yok be abi, çay var, çay var. Sen aslında var ya, bir çay ocağı işletsen bu renk bu kıvamla nam yaparsın, nam. Biz namı namerde bıraktık evlat. Abicim devir değişti artık. Şu bekçi kulübesinde nereye kadar? Aç şu gözünü biraz, gözünü seveyim ya. Olur, açarım. Açacak göz mü kaldı? Bunu da hep yap, tamam mı Mahir abi? Mahir abi, bu Muhsin Yazıcıoğlu haberlerini hep ayırıyorsun. Hayırdır, arkadaşın mıydı? Mert'ti. Daha Mert arttı. O da aldı başını gitti. Yazık oldu adama. Öldürdüler vallahi. Hayırdır, kim söylüyor? Ne bileyim abi, herkes öyle diyor. Herkes de meraklıymış öldürmeye. Abi öyle demek istemedim ya. Hadi
Sen ayırdığını Doğan'a teslim et git. Tamam abi. Hadi eyvallah Mahir abi. Güle güle. Yolun açık olsun. Mehmet abi, 3 çay. Bıktım, yıldım, canımdan bezdim vallahi ya. Alıp başımı gideceğim buralardan ha. Sakin ol be moruk. Oğlum sen baba kaygısı çekiyorsun. Bu abisinin yanında yanaşma. Sen sanki Sokollu Mehmet Paşa. Dur lan dur. Kendime geliyordum tam. Bana gelince Osman illetinden muzdarip cevher zafer. Aynen. Sağ ol abi. Ben de. Yutacağız oğlum, yutacağız. Bu kafa boş durmuyor. Döndürüyor tilkileri abiler. Abi, mesela şu karşıdaki balıkçı Ender abi. Sabahtan beri işi gücü bıraktım sayıyorum. Daha öğlen olmadan herif 22 yarım satıyor be. Kaçtan veriyor? 5'ten. 5. Çarp 22 ile. 5 olsa 5, 10, 15, 20, 25. 10 olsa 50 lira. 100. 110 lira anasını satayım. Temiz para. Oğlum asıl temiz para neydi biliyor musun? Hı. Bok da abicim. Tövbe bokta. Estağfurullah, tövbe yarabbim ya. Bok. Kokoreç. He. Öyle desene. Ya düşünelim bunu. Kolay iş, temiz iş, sermayesi yok. Sermayesi bok. Tövbe yarabbim ya Resulallah ya. Zafer. Hop. Hamam sokakta kiralık var ya. Ha? Müşteri gelmiş önünde bekliyor. Koş. Oldu bile abim. Hadi beyler görüş. Hop. 700'den aşağı sakın inme. Tamam tamam. Hadi kaçtım ben. Görüşürüz. Evet sayın seyirciler. Bilecik'in ilk yerleşim tarihi milattan önce 3000 yılına kadar dayanır. Ben Cemre Özbulut. Bilecik Müzesi, Edebin Sesi, Bilecik TV. Nasıldı Hakan? Mükemmeldi Cemre. Tamam, sen birkaç detay daha alırsın. Hı hı. Yarın kanalda görüşürüz. Yarın görüşürüz halde. Ne var Allah'ın cezası? Ne oldu? Bu ne ya? Parktan mı kopardın bunu? Yok, mezardan kopardım Cemre. Aşk olsun sana. Çiçek getirsem öküzüm, getirmesem gene öküzüm. Hem de cimrisinden. Hı, tamam tamam, bir şey demedi. Ver. Hayır yani oradan veya buradan ne fark eder? Al kokla çiçek işte. Hayatım, bana çiçek aldın. Yani getirdiğin için çok teşekkür ederim. Hey Allah'ım ya. Ya şimdi sen boş ver onu bunu. Bugün ne oldu biliyor musun? Heh. CMT kanalından aradılar. Hazırladığım habere bayılmışlar. Ya bu ne demek Zafer biliyor musun? Hı. Neyse. Senin pek umurunda değil anlaşılan. Ya umurumda olmaz olur mu yavrum? Ben sen boş hayallere kapılmanı istemediğimden şey etmiyorum. Boş mu? Boş hayal mi? Yani. Ne yani? Yapamaz mıyım sanıyorsun? Ya yapamaz olur musun? Yaparsın tabii de. Ne gerek var? Ya nasıl ne gerek var Zafer? Ya buranın suyu mu çıktı? Mis gibi kanal, mis gibi şehir işte. Ya ama ben büyük bir kanala, büyük bir şehre gitmek istiyorum Zafer. Ne yani? Bilecik küçük mü? Değil mi? Adı bile Bilecik. Cik yani. Alo. O bizim küçüklüğümüzden değil, mütevaziliğimizden. Bir yerde. Cemre. 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 Dur ya, ne yapıyorsun? Sen benim yeteneğime güvenmiyorsun. Yahu ne alakası var? Bir laf ettim, burnumdan getirdin ha. Ya hep sen benim gönlümün enkırmeti değil misin? Bir dakika ya.
Bu diyarda benden habersiz ev mi satılır kardeşim? Ya Zafer, sen hiçbir şeyi ciddiye almıyorsun. Dur bir dakika, dur. Rüya! İmdat! Komşular imdat! Sana teyze ne bağırıyorsun ya? İmdat komşular, hırsız var, hırsız! Teyzecim mahalleyi ayağa kaldırdın, ne bağırıyorsun? Cemre gel sen de. Kimsiniz siz? Hırsız mısınız? Nesiniz? Ha hırsızız. Seni çalacağız. Ne alaka? Teyzeciğim bak biz nişanlıyız. Evleneceğiz. Ev bakıyoruz. Ha, öyle ya. Desenize güzel çocuklarım beni. Sen... Pek de yakışıyorsunuz birbirinize. Ne kadara veriyorsun daireyi teyzem? 120 falan. Aa, çokmuş be teyzem. Kıyamam sana. Boynunu bükme öyle. Bak evlenecekmişsiniz. Bir şeyler yaparım. Düğün ne zaman? Kim bilir teyzem. Belki yarın, belki yarından da yakın. Numarayı aldım ben. Yarın sabah ararım. Öptüm ellerinden. İyi tamam, akşamlar. Tamam, bekliyorum evladım. Hadi bay bay. Aha. Aha, evet. Tamam. Tamam. Ha Osman abi. Bizim Almancı Sinan abinin evlenecek oğlu var ya. Ona çok güzel bir ev buldum abi. Teyze bana hasta oldu. 100.000'e bırakır. Sen onu sabaha 120'ye okutursun. Tamam. Teyzenin numarayı mesaj atarım sana. Tamam abim. İyi geceler. Ne? Elini de mi tutmayayım? Bir tuttuğuma var zaten. Pislik yapma. Ne? Niye öyle söyledin sen teyzeye? Yok evleniyoruz. Nikah yarın. Biz oturacağız. İnsan kandırmak senin bu yaptığın. E yalan mı? Yalan tabii. Yarın mı evleniyoruz biz? Eninde sonunda evlenmeyecek miyiz Cemre? İşin gücün dalga be Zafer. Hayatın kendisi dalga be güzelim. Yine geldi ayrılık vakti. Geldi canım. Hadi görüşürüz. E bir kahve içmeye şey etseydin. Hadi canım. Hadi Zafer'cim. Oyalanma. Geç oldu. Of ulan be. Of be. Bir gün de çağır be. Osman abim. Hayırlı işler abi, ne iş? Satış yaptık. Teyzenin evi. He. Sana demiştim abi her türlü gideri var diye. Evet. İyi bakalım. Ben de anlıyorum biraz bu işlerden be abi. İyi bağladım teyzeyi yani. Abi. He. Şu benim şeyi de mi şey etsek? Bu kadar mı şey abi? Oğlum sana kaç defa söyledim. Param bende birikiyor diye. Yani sen bana babanın emanetisin. Sana kelek yapar mıyım Zafer? Yani bir paraya ihtiyacın olsun. Gel bir iste. Bak o zaman abini gör. Yani banka batar, Osman batmaz. Neden? Çünkü Osman batmaz. Eyvallah abi, tamam. Ben biraz dolanayım o zaman ne var ne. He sen dolan. Tamam abi. Hadi bak, eyvallah. Bak parayı çarçur etme. Tamam tamam. Cemil Hanım biz Bilecik'i taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, kuruluş ve kurtuluşun meşiği Osmanlı şehri olarak tarif ediyoruz. Osmanlı'nın manevi kurucusu Şehzadevali Hazretleri'dir. Şehzadevali Hazretleri'nin dergahı da aynı zamanda bir işçidir. Peki başkanım, sadece minaresi olan kalıntılar görüyoruz bu şehirde. Bize bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Bilecik 8 Ocak 1921 tarihinde Yunanların Bilecik işgalinden sonra tam 3 kez yakılmış ve taş taş üzerinde bırakılmamış bir şehirdir. Abla, iyi günler. Evet. Evet, ben Cemre Özbulut.
Pardon beyefendi, sesim gelmiyor galiba. Evet beyefendi, ben Cemre Özbulut. Evet. Evet. Hemen yarın mı? Tamam beyefendi. Ben yarın o saatte orada olacağım. Ne olmuş? Hakan, oldu bu iş ya, oldu. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Cemre, olan ne? Ne yapıyorsun lan? Nerede kaldı oğlum bu? Han geliyor. Selamünaleyküm. Neredesin be oğlum? Abicim biliyorsunuz işte babam. İyi hadi geç otur geç. Babuş, ben araştırdım. Bağırsağı hazır alıyorsun, temizlenmiş, sarılmış bir şekilde. Oh, mis işte. Ben de diyorum ki olmaz. Niye olmaz? Oğlum bir farkımız olsun değil mi? Herkes aynı bağırsağı alıyorsa bizim ne farkımız olacak? Ne yani? Kendimiz mi yapalım diyorsun? Kendimiz saralım diyorum. Ferhan Ömer, yemeğimi iş kuruyorsunuz. Sana ne aslanım, sana ne? Al borçları da uzat. Neyse, kokusu çıkar yakında. Babuş, nasıl kokuyor biliyor musun? Kokacak oğlum tabii. Adı üstünde kokoreç. Yani? Zafer. Aa, aşkım. Sen hangi ara geldin? Ben niye görmedim seni? Zafer, konuşmamız lazım. Aşkım bak burada geleceğimizle ilgili plan yapıyoruz. İş kuruyoruz biz, iş. Ben de onunla ilgili konuşmaya geldim zaten. Nasıl ya? Sen hangi ara haber aldın kokoreç çatacağımızı? Ne kokoreççisi Zafer? Geleceğimizi bağladığımız kokoreç Cemre. Kokoreç. Ne yani? Sen şimdi bizim geleceğimizi kokoreçe bağladın, öyle mi Zafer? Evet. Zafer, ben gidiyorum. Tamam, sen git, ben geleceğim. Zafer, ben gidiyorum diyorum. Tamam yavrucuğum, sen git, ben konuşup geleceğim diyorum. Gideyim mi? Git. Peki Zafer, gidiyorum. Tamam, git sen. Hadi gidin siz. Hadi, güle güle. Yalnız ben bana dön, bana. Ben şeye karar veremiyorum asıl. Ne abicim? Dükkan mı tutsak, seyyar araba mı ayarlasak? He. Oğlum dükkan daha havalı tabii lan. İyi de kardeşim, bunun asıl olayı seyyarcılık değil miydi? Aynen. Neyse, bir kamu araştırması yapacağız artık. Her türlü para lazım abi. Ben Osman abiyle konuşacağım. Param onda birikiyor. Hadi hayırlısı. Olacak bu iş ya. Hem de süper olacak oğlum. Kuyruk olacak önümde oğlum, kuyruk. Heyt be! Safo, yine işini hallettin mi? Oğlum kaç kere diyeceğim. Konuştum kızla, istemiyorum diyor. Oğlum Cemre'ye söylesin, o halleder. Oğlum ben 1000 kere konuştuysam 12.000 kere konuştu. Yok, istemiyor. Anlamıyor abicim, anlamıyor. Anlamıyor, git kendin konuş, belki ister. Şu kokoreççiyi açalım var ya, ayağıma kapanacak, ayağıma. Kapanır, kapanır. Sen kendini kapanır. Tamam oğlum Zafer, yırttım bu sefer. Yalnız bu kokoreç işini Osman abiye nasıl açmak lazım? Bir açalım tezgahı, görün bakalım düğün nasıl yapılırmış. Siktir! Cemre'yi nasıl? Gece aramayı unuttum lan ben. Nasıl ya? Cemre'nin telefonu yayında bile kapalı olmaz ki. Bir şey mi oldu acaba? Tabii biz aramasak arayan yok. Sonra yok seviyorum, yok gidiyorum. Evet, evet. Kesin bir şey oldu ya. Dur be oğlum, bu ne telaş? Abi dur abi. Zafer oğlum nereye? Allah.
Hilal, Cemre yukarıda mı? Yok. Ne duyuyor? Dün bizimle vedalaştı gitti. Nasıl ya vedalaştı? Zafer siz konuşmadınız mı? Cemre İstanbul'a gitti. Ne İstanbul'u Nilay, ne diyorsun sen ya? Ne İstanbul'u ya? İsmail abi! İsmail abi! Cemre'yi gördün mü? Yok. Abi İstanbul'a gidiyormuş, eminsin de. İstanbul otobüsü az önce kalktı. Orada yoktu. Siktir! İbrahim amca, İbrahim amca, İstanbul treni kalktı mı? Buradan İstanbul'a tren gitmez ki. Aa, ben bilmiyor muyum buranın kapandığını? Ben de kafam kaldı. Zafer! Zafer! Cemre! Cemre! Abi tren! Tren gitti. Cemre. Cemre gitti. Gitti. Zafer! Zafer! Zafo!
Oğlum ne yapıyorsun sen? Kendine yapıyorsun lan. Zafer. Bak annem pazı sarması yaptı. Sen seversin. Hadi be Zafer. Zafer nasıl? Nasıl olsun be Hatice? Bildiğin gibi. İşte her gün bir şeyler hazırlayıp götürüyoruz. Cemre'den haber var mı? Biri aldı başını gitti. Diğeri ise kendini eve kapattı. Dayı. İyi akşamlar. Eline de. Diyeceğim bir şey yok mu? Bak ayağına geldim. En güzel rüyanın görüldüğü bu diyarda anlatacak bir rüya da mı görmedin? Zamanında birbirini seven iki çiçek varmış. Bahar mevsimi geldiğinde, etraf rengarenk olduğunda, erkek çiçek kendinden daha yakışıklı,
daha iri çiçeklerden kıskanırmış sevdiğini. Öylesine kıskanırmış ki yanarmış için için. Dayanamamış. Bir gün sevdiğine gel seninle kimsenin olmadığı, kimsenin cesaret edip açamadığı, her yeri karların kapladığı kışın açalım demiş. Baş başa olalım. Yalnız ikimiz. Tamam demiş sevdiği. Yaz bitmiş. Sonbahar olmuş. Bütün rengarenk açan çiçekler ölmüş. Erkek çiçek. Toprağın altında. Yüreğinde belediye sevdasıyla umutla çıkmış yola. Karların arasından çıkarmış kafasını. Umutla bakmış etrafa. Hadi kalk. Çıkar kafanı. Bak etrafa. Kim bilir? Allah kerimdir. Allah hiçbir kuluna kaldıramayacağı yükü yüklemez. Hadi. Thank you.
İşinizin başına gidin. Tamam Mahir abi. Hadi gidelim Murat. İçim kokuyor. Sanki ciğerim yanıyor da kokusu burnuma geliyor be abi. Gitti. Döner. Dönmedi. O zaman bekleyin gider. Nereye gitti? İstanbul. 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 İyi yolculuktu ama. Yorulduk be abi. Menzile varan yolun çilesini çekmek, beklemenin kahrını çekmekten iyidir evlat. Yürü.
Senin rengi aldı mı? Var var. Vapurdaki simit martıların kısmeti diyor. Doyur martılar. Ne güzel be abi. Güzel değil. Güzelliği adından gelir. Şirketi hayriye derler bu vapura. Ne görüyorsun? Abi yine camiler görüyor. İstanbul camiler ve güvercinler şehridir. En iyisi elimden tutsan beni. Ha? Abicim ne bozuluyorsun hemen? Ben sen kaybolma diye şey diyorum. Şey etme. Ne görüyorsun onu söyle. Peynirci görüyorum. Kuru yemişçi görüyorum. Abi, bir sürü peynirci var. Yürü. Yürüyelim abi. Zafer! Zafer! Amcam, ama bir adam geçti mi buradan? Göremedim evladım. Neredesin be Zafer? Neredesin be oğlum? Zafer ya. Zafer bitti, tükendi seni aramaktan. Ah be abicim, çocuk gibisin ha. Sensin çocuk gibi olan. Sana demedim mi abi ben? Bak çok kalabalık, kaybolursun. Gel tut şey elimden. Kaybetmeyeceksin. E ama kayboldun. Sen kaybetmeyeceksin. Vallahi ben bilmem abi. Ya elimi tutacaksın ya kolumu, sen seç artık. Bana bak Zafer. Bu İstanbul'da birini kaybettin mi, onu kaybettiğin yerde bekleyeceksin. Unutma. Tamam abim, tamam. Tamam. Hadi gel gidelim, gel.
Abi bir oteli bulmayı beceremedik. Cemre'yi nasıl bulacağız koca İstanbul'da? Oteli de bulacağız. Kızı da bulacağız. Yürü sen. Yürüyelim abi. Ne görüyorsun? Vallahi abi inşaat var. Önümüzde tren istasyonu galiba. Sağımızda da surlar var. Ha. Dön sola, tam sol. Tamam. Köşede pastane olacak. Pastane? Pastane yok abi. Başka ne var sağında solunda? Abi oteller var. Otel? Ha. Sağımızdaki Diamond. Değil. Değil. Solumuzdaki yeni otel hostel yazıyor abi. Ha. Yeni otel tamam. Hosteli ben de bilmiyorum. Kapısı nerede? Kapısı nerede? Bakalım abi gel. Ha burada gel abi sola tam sol. Dikkat et, basamak var. Gel. Bir daha basamak var. Basamak. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bahattin abi yok mu? Dedem sizlere Ömür amca. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Bakkal Ensar abi. Oo amca bakkal Ensar abi kapatalı çok oldu. Odan var mı? Var, var. Bir kimlik alayım ben sizden. Ehliyet olur mu abi? Olur, o da olur. Ramazan! Gel misafirleri bir odalarına çıkar. Gel abi. Merdivenler var. Değil ha. Anladığın gibi iki yatak, bir dolap, bir de küçük televizyon koymuşlar. Gel sen otur şöyle. Mahir abi. Atladık geldik İstanbul'a. Şimdi ne yapıyoruz? Kızı kaçırabilmemiz için bulmamız lazım. Orası kesin. Kızı bulacağız. Şu kaçırma işinden emin miyiz be abi? Sevmiyor musun? Ya seviyorum tabii de. Ne bileyim yani bu devirde kız kaçırma falan. Sevdanın devri olmaz evlat. Ben ne diyorum sen ne diyorsun be abi? Pencereyi aç da işini sağa bağlasın. Açayım. Televizyonu da açayım. Peki tamam. Cemre'yi bulacağız da. Nasıl? Telefonu kapalı. Adresi... Mabetlerle mühürleyip adına vatan dediğimiz bir yerdir Anadolu. 27 şehit sahabe mezarı. O mu? 6 peygamber mezarı ve mekanlarına ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır'dan. Kanlı terör örgütü PKK bizlere bir kez daha o çirkin yüzünü gösterdi. Bakalım bugün Diyarbakır'da neler oldu. İzleyelim. Mahir abi. Ha. Uyudun mu? Ne istiyorsun Zafer? Uyku tutmadı be abi.
Niye? Tamam, biz kaçacağız diyoruz da. Ya Cemre gelmek istemezse? Gelecek. Sen olmasan buralara hayatta gelemezdim be abi. Sağ ol. Hadi uyu artık. Yakınım mıydı Mahir abi? Hem de çok. Abimizdi, hocamızdı. En son 79'da sohbetini dinlemiştim. O sohbetinde İslam alemini işgal etmek isteyenlerin ilk hedefi Türk milleti ve Türk devleti olmuştur ve olacaktır demişti. Ya da çok haklıymış. İstanbul'a gelip de mezarlıkta randevu vermek. Mahir Baba burada mı başlıyor yoksa? Hoş geldin kardeşim. Hayırdır oğlum bu sürpriz? Hayata sürpriz yapacağız. Allah utandırmasın abi. Amin kardeşim. Boyumuzdan büyük işlere kalkıştık ama dur bakalım. Neymiş o iş? Benim Cemre. Duydum. Sen onun için mi geldin yoksa? Kızı kaçıracağız. Ne? Şaka yapıyordum. Şaka değil mi oğlum? Değil kardeşim. Şaka değil. Yok artık, sen kafayı mı yedin oğlum? Hayır, terk edildin diye bir parça yemişsin biliyorum ama yok artık. Var artık abicim. Ben o kızı seviyorum, anladın mı? O? O da seviyor. Niye gitti o zaman? Ya gitmesi hoş değil tabii ama ben hak ettim oğlum. Dalgaya aldım kızı. Kız belki onu sevdiğime bile inanmadı hiç. Yani? Şimdi inanacak. Siz kararı vermişsiniz. Fazla düşünmedik. Doğaçlama gelişti. Gel, devam et. Hadi. Cemre. Bulduk mu? Yok abi, fotoğraf sadece. Gel, gel sağdan abi. Sola abi. Dikkat et, basamak var. Dur böyle. Geldik galiba abi. Ne görüyorsun? Ne görüyorum? Az önce İstanbul Büyükşehir Belediye binasını geçtik. Sağımızda büyük bir cami var. Solumuzda küçük pembe bir cami var. Sağımızdaki Şehzadebaşı Camii. Solumuzdaki... yürü. Geldiğimiz yerden yürü. Tamam. Dikkat et, basamak ver. Sağa doğru Mayra. Gel abi. Kafanı biraz eğ abi. Soteyi buldum Mahir abi. Ha. Kapıyı karşıdan görüyor musun? Görüyorum. Şimdi bana bak. Gözünü kapıdan ayırmayacaksın. Kız kapıdan çıktı. Biz de peşine takılacağız. Tamam. Gel otur sen burada. Taş var. Burayı bilir misin? Yok abi, bilmiyorum. Burası... 18 Sekmenler Mezarlığı. Hazreti Fatih'in İstanbul'u fethinde surlardan ilk giren
18 cengaverin yattığı yerdir. 18 sekmanlar mezarlığı. Biz de surların önüne geldik inşallah. Hadi hayırlısı. Mahir abi. Çıktı mı kız? Yok abi, bu gece de yok. İçim geçmiş. Hadi gidelim. Senin de uykun geldi. Hava da soğudu. Hasan kaçan için mizah nedir? Hasan kaçan için mizah nedir? Bu sadece benim için değil. Herkes için herhalde öyle olmalı. Hatta sadece mizah için değil, sanatın bütün alanlarında kapsayarak mizah ya da sanat edeptir. Edep olmalı. Yani insanlık, yani adamlıktır. Eğer adam olursak zaten yaptığımız sanat da, mizah da bir şeye benzer, bir manası olur. Çok teşekkür ederim abi. Bunun üzerine daha ne söylenebilir ki? Bir programımızın daha sonuna geldik. Yalnız ekran başından ayrılmak yok. Birazdan Cemre Özbulut bomba gibi bir haberle karşınızda olacak. İyi geceler dilerim. Abicim çok teşekkür ederim. Kokoreç. Ne yani? Sen şimdi bizim geleceğimizi kokoreçe bağladın. Öyle mi Zafer? Komutanım. Salam, salak. Hem de süzme salak. Değil mi? Ben abi. Kız çoktan belli etmişti niyetini. Çoktan vermiş notumu da ben almamışım. Ne vermiş? Ne verecek abi notumu? Şimdi anlıyorum. Parası saadet olmaz. Cemre'nin kafa bu. Heh, bütün kadınların kafası öyle ki. Malım ben, mal. Estağfurullah. Yo yo. Angut'un, Denyo'nun önde gideni. Hadi o zaman Denyo, kalk. Nereye? Otele. Daha Cemre çıkmadı. Bugün çıkmadıysa yarın çıkar. Yarın çıkmazsa öbür gün çıkar. İyi öbür gün çıkmazsa kafayı daha öbür gün çıkar. Çok güzel bir program oldu. Çok iyiydiniz. Sen de çok iyisin. Çok iyi bir ekran elektriğin var. Alo. Alo. Buyur kanka. Mekan tamamdır koçum. Yuh be kardeşim, daha 10 gün var. Uzatma. Biz vize olacağız. Tamam da kanka, bizim evde de olurduk. Doğum günü. Evde. Tamam, uzatma. Mekan ayarlandı diyorum. Tamam kardeşim, ne diyeyim, eyvallah. Şimdiden doğum gününüz kutlu olsun o zaman. Yok öyle ya ama. O gün gelir, hediyemi alır, kutlarsın. Peki. Aha, geldi bizim Taka. Ah,
Ne haber kardeşim? İyi kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu bizim Alican'ın arabası. Aman diyeyim, kılım tekidir. Merak etme kardeşim. Kanala gidip geleceğiz, kılılacak bir şey yok. Benzin yok yalnız, benzin koymak lazım. Bana bakma. Ben de arpa suyunu çekti. Ben yapacağım biliyorum, az bekleyin. Mahir baba, sen nasılsın? Şükür, iyiyim. Hayda. Ne diye arıyor şimdi bu beni ya? Alo? Zafer koçum? Osman abim, nasılsın? Nasıl olalım koçum? Haberler sende. Ne olsun be abim? Gurbetin dibi işte. Bir de parasızlık olunca. Para. He. Abi ne diyeceğim? Hani demiştin ya, param bende birikiyor diye. Ben onun için şey ettim. Ya Zafer koçum, sen beni yarı yolda bırakıp çekip gittin. Ne yarı yolu abi? Biliyorsun durumları. Ayrıca döneceğim ben. Sen bir miktar göndersen. Zafer, bende param maran yok koçum. Ama bende param birikiyor demiştin. E demek ki birikmemiş. Ama... Aması maması yok. Bende paran yok koçum, anlamıyor musun? Anlamıyorum abi. Babanın emanetisin, merak etme dedin, etmedik. Şimdi emanet emanetini istiyor. Sıktın ama. Bu kadar işimin gücün arasında seninle mi uğraşacağım ya? Allah Allah. Siz de düzgün çalışın ya. Sinir etmeyin adamı. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi gidelim abi. Zafer. Dikkat et abi. Başı eğ. Ben buradan kaçıyorum. Tamam kardeşim. Hadi görüşürüz. Şaşırdın mı sen şimdi? Neye? Osman abi. İnsan şaşırıyor be abi. Bak, bu şehrin bir faydası olacak sana. Ne o? Artık daha az şaşıracaksın. Bugün içimde bir his var abi. İyi mi? İyi. Bugün dananın kuyruğu kopabilir. Şuradan bir çıksa gelse, beni bir görse, gözlerime bir baksa, dayanamaz ki zaten. Gel abi, karşıya geçelim. Basamak var. Zafer. Çıktım abi. Çıktı galiba. Benzetmiş de olabilirim. Ah be abim ya. Kapanmış her yer ya. Gidelim abi biz de artık. İstersen gidelim. Yalnız para ciddi problem. Osman Gavat'ından da hayır yok. Abi çözüm bulmak lazım bu işe. Aynen. Allah büyüktür, Allah büyüktür. Ama nasıl olur? Nasıl bir alemdir ya? Hayır, böyle bir haberi nasıl yapabilirler anlamıyorum ya. Kolay gelsin arkadaşlar.
Sen hala bu haberde misin? Sana söylemiştim, takma kafana. Birkaç güne kalmaz unutulur gider. Hadi topla kendini Cemre. Unutulsun da. Nasıl unutulursa unutulsun. Ne çabuk unuttun da emsini buldun lan? Ne çabuk unuttun? Biraz fazladan çalışmak ister misin? Hem de nasıl Semih ya? Ben de öyle düşünmüştüm. Hem oyalanırsın hem de belki başka bir haberin konusu olursun. Ne dersin? Hangi dosya? Susurluk. Nasıl yapacağız peki? Patron Gökçen Çatlı ile röportaj istiyorum dedi. Süpermiş. Belki de hiç sevmedi. Bir yalandı lan her şey. Aşk maşk yoktu. Yok lan. Kandırmıştır o kuş kızı kesin. Evet abi. İstanbul burası. Güzel kızı rahat bırakmazlar ki. Herhalde lan. Oğlum dur. Benim bu kızı kurtarmam lazım. Harcayacaklar kızı yeminle. Doğru diyorsun abi. Cemre Özbulut'tan bomba gibi Susurluk dosyası. Abdullah Çatlı kim? En iyi bilen anlatacak. Altın hızıma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle... Lan adam düştü lan. Abicim iyi misin? Abicim gel bakayım. Allah. İyi misin abi? İyiyim iyi. Allah'ım. Kusura bakma. Ayağım takıldı. Gel otur abi. Bir şeyin yok değil mi? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Adın ne senin? Adım Mahir. Mahir mi? He. Bir Abdül Samet vardı değil mi? Sen Abdül Samet'i nereden bildin? Abdül Samet benim sınıf arkadaşım. Sonra maddede beraber yattık. Bana baba anlatır mısın? Hükümet abi. Efendim? Babaya bir çay koy. Tamam. Ah Cemre, ah! Ah! Neredesin be kızım? Neredesin? Seni anlatayım sana maman. 11 Eylül'de Hoca Türkiye'yi paylaşamadık. 12 Eylül'de birileri geldi. 2,5 metrekareyi 5,5 yıl birlikte paylaştık. Ben sana mama anlatayım anlatmasına Mahir ama sen bana inanmazsın ki. Siz zaten bize hiç inanmadınız.
Size kalsa bu İstanbul'u, bu memleketi Ruslara satacaktık. Satacaktık da anasını satayım. Ruslar iflas etti. İlk görüş gününde anlatayım sana. Görüşe bir çıktık. Karşımızda yüzlerce ana. Bütün analar birbirine benziyordu. Anamı seçemedim biliyor musun aralarında? Koştum, tam anamı buldum. Sarılacaktım, ses duydum. İnsan sesi mi desem, hayvan sesi mi desem? Döndüm, 50 asker bir insana çökmüşler. 50 asker bir insana çöker mi deme. Çökmüşler. Baktım Abdülsamet. Durun dedi. Durun. O Kürtçe konuşan benim anam. Ben ülkücüyüm. Anam Türkçe bilmez dedi. Anlatayım sana da amama. Ey dilber Adem Gülistan, ey dilber Adem Gülistan, dök itiran edi kale, dök itiran kır ve kale, ey dilber Adem Gülistan. Dök bitiran edi kale, çık o şike pır be hale. Daye 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 daye, dumrum daye daye. Daye 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 daye. Ne yani? Cemre. Benim Cemre. Zafer. Yok mu artık? Allah'ın garibini de kattım önüme geldik İstanbul'a. Garip? Hayır abi diyor. Onun da hayatı bu şehirde mahvolmuş. Kararmış. Paramparça olmuş. Mahir. Mutlu muyum bilmiyorum. Huzurlu muyum? Evet. Çünkü iyi bir evliliğim var. Yalnız ben şunu merak ettim. Madem yaşıyordun, neden hiç aklına gelmedi? Sen...
kız bunlara aşıktım ki. Artık onlar yoktu ki. Sen... Senin de kanadını mı kırdılar? Hocam, siz? Hayır abi. Kim? O kanadı kırık bir kuş. Kaybettik Mahir abi. Biz kaybettik. Ben bu hayata kaybederek başlamışım ki. Babamı hayal meyal hatırlıyor. Annemi de sen doyamadan kaybettin. Dönelim biz abi. Kıytırmada. Dönüyoruz değil mi? Ne haber? Şoktayım abi, şoktayım. Bir de bana sor. Abim gel böyle. Gel abicim. Kafayı ye abi. Ol. Hadi. Thank you.
Gel abi. Doğu, ben geliyorum. Ya Mahir abi, tek başına nasıl olacak? Hem hastasın bir de. Sen milletimi alıp yolla beni. Dediğimi yap. Tamam, dur. Geliyorum. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Bilecik'e bir bilet alabilir miyim? Bir kişi mi? Bir kişi. Teşekkür ederim. Gel abi. Gökçen Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazırsak başlayalım o zaman. Tabii, buyurun. Gökçen Hanım, babam Çatlı diye bir kitap yazdınız. Gökçen Çatlı için Abdullah Çatlı kimdir? Tek bir cümleyle ifade edebileceğim biri değil. Babam kahramanların çok fazla yaşamadığını biliriz. O yüzden vefatından kısa bir süre önce bir sohbetimizde bana şöyle dedi. Kızım, kahramanların ardından onları korkusuzca sevebilecek biri olmalı. O gün ne demek istediğini galiba çok iyi anlamadım. Ama vefatından sonra verdiğim mücadelelerle şunu çok iyi anladım. Babam benim tanıdığım tek büyük kahramandı ve en büyük sevdamdı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mahir abi nasılsın? İyi oluruz inşallah. İnşallah. Ne yaptın? Olay yerine bizden önce gelenler olmuş. Yerli mi, yabancı mı? Yerliler. Ama geldikleri yer yabancı. Anladım. Yürü. Başkanı. Gördüm Mahir abi. Nasıl güzel damat olmuş muydu? Çok güzeldi. Güzel adamdı çünkü. Çok güzel adamdı. Doğan! Buyurun Mihrim. Emaneti getir. Buyurun Mihrim. Hakkını helal et Doğan'ım. Estağfurullah Mihrim. Öyle deme. İki saniye sonrasını bilmediğimiz bir hayat yaşıyoruz.
Ne alacağımızı nereden bilelim? Hadi Allah'a ısmarladık. Zafer, ha? Mahir abi geldi. Oo, abim hoş geldin. Hazine mi buldun? Hem de öyle bir hazine ki, yürü. Bu tamamdır. Buna da bakabiliriz. Bu da tamam. Semih, ama şu araya bir şey istiyor sanki. Evet, sanki. Nasıl gidiyor? Bitti mi? Bir iki güne biter mi durum? Çalışıyoruz. Gel. Merdivenler abi. Son merdiven abi. Sağ. İyi kullanmamıza izin verdiler. Belgin Hoca sağ olsun, aracı oldu. Basamaklar. Bir tane. Abi, bir ağacın önünde 6 kişi var. Biri herhalde soldaki yerden sensin. Ortada sanırım Muhsin Yazıcıoğlu'yla Abdullah Çarpı. Aldı o. Hastaneye bombalı saldırı. 3 ölü 6 yaralı. Yaralılar arasında durumu ağır olan Mahir Kadiroğlu Haseki Hastanesi'ne, Belgin Dizdar ise... Mahir abi sizin haber. Merdiven abi. Dikkat. Bir tane daha var. Doğu hastaneye. Tamam abi, tamam. Gerek yok Sefer. Abi olmaz öyle şey. Görmüyor musun halini? En yakın hastaneye gidelim Doğu. Tamam, tamam. Sol abi, gel. Merdivenler başlıyor. Gel abi, sağ çık, kaldır. Gel abi, otur şöyle. Şöyle, gel. Hayır abi, durumun çok kötüymüş. Doktor yatmalısın dedi. Abi ciğerlerin su toplamış hep zatürreden. Abi senden değerli mi? Sonra... Zafer! Biz neyin peşindeyiz Zafer? Senin kızın çalıştığı kanalın... rakibi olan kanalın adı ne? Bilmiyorum.
ki? Ne de o? Yani o ayarda bir ZNN haber var ama. Salim'i kim? Kaya Şahin abi. De nereden bulacağız onu? Kaya Şahin. Kalerici Kaya. Kanalı sahibi buldu. Başındaki bunlar. Ruhi. Ruhi Çakıroğlu abi. Ruhi Çakıroğlu. Zafer. Efendim abi. Beni ona götür. Tamam. Tamam abi. Abi benim kaçmam lazım. Hem sınavım var hem de Belgin Hoca'ya anahtarı vereceğim. Tamam. Tamam. Bunlar tarihler. Ver. Hadi görüşürüz. Hadi sağ ol. Gel abi. No. Efendim abiciğim. Yok bir şey. Dikkat edin. Hadi. Tamam. Abi almazlar. Boşa rezil etmeyelim kendimizi. Yürü. Basamak var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ruhi Çakıroğlu Bey'le görüşecektik. Randevunuz var mı? Yok. Randevusuz kabul etmiyorlar. Mahir geldi değil. Kardeşim randevunuzu alıp gelin. Uğraştırmayın beni hadi. Mahir geldi de. Affedersiniz, Mahir diye biri geldi. Ruhi Bey'i görmek istiyormuş. Söyledim fakat kendisinin geldiğini ısrarla söylememi istedi. Bu arada kendisi ama... Tamam, bekliyorum. Anladım, gönderin yukarıya. Efendim. Tamam, yönlendiriyorum. Buyurun, içeride size arkadaşlar yardımcı olacak. Gel. Dur abiciğim. Hoş geldin Mahir. Hangi rüzgar attı seni buralara ha? Bir işimiz var. Peki. Geç otur. Gel abi. Sol abi. Gel otur. O iş ne Mahir? Zafer göster. Mahir. Ya bu harika bir şey be.
Harika bir şey. Bana bak. Sat bunu bana ha. Sat. Kaç para istiyorsun söyle, kaç para? Almak ve satmak. Abileriniz bu iki kelimeyi hiç söylemedi biliyor musun? Siz ne tez öğrendiniz almayı ve satmayı? Ne istiyorsun Mahir? Ben ne alır ne satarım. Veririm. Yalnız bir şartım var. Nedir o şartın? Çocuk sunacağım. Çocuk mu? Zafer. Ama... Aması maması yok. Haberi istiyorsan tek şartım bu. Kızım, gel yanıma. Kızım, yayın akışımız değişti. Kardeşimi hazırlayayım. Sizi böyle alayım. Mahir abi. Yürü. Vay Mahir, vay. Karol. Semih ya, öldüm yorgunluktan. Yorulacaksın tabii Cemre. Günlerdir çalışıyorsun bu sunum için. Ama çok güzel olacak, çok. Olacak değil mi Semih? Tabii ki de. Peki o zaman. Bu mu, bu mu? Bence bu Cemre. Bence de. Bir terslik olmaz değil mi? Yoksa el aleme rezil oluruz bilesin. Telaşa bahan yok. Abi sana giren çıkan yok da ondan. Elma soyayım mı sana? Sağ olasın. Tamam, yeterlidir. Zafer'cim şimdi zaten promptörden akıyor yazılarımız. Sen takıldığın yerde karttan da bakarsın. Tamam. Başaracağını emin kolay tamam. Gelsin. Tamam. Susurluk kazası acaba sonradan olacak iki elim kazanın habercisi miydi? Bunlardan birincisi Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'nin Avustralya'da geçirdiği trafik kazası. Ve peşinden 25 Mart 2009 tarihinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun geçireceği... Bu sefer yırttın be Zafo. Bu sefer yırttın lan. Abdullah Çatlı kazadan 20 dakika önce merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun cep telefonundan neden aramıştı? Cep telefonundan ulaşamayınca ev telefonundan ısrarla arama sebebi neydi? Abdullah Çatlı'nın kazadan sonra kaybolan ve hala bulunamayan o meşhur çantasında ne vardı? Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun telefonunun kayıp hafıza kartıyla o çantanın ortak noktası neydi? Aynı şeyin peşinde olan bu üç önemli ismin üçünün de kaza neticesinde ölmeleri bir tesadüf müydü? Eğer tesadüf diye bir şey yoksa ki yoktur. Kaza neticesinde hayatını kaybeden bu üç önemli şahsiyet acaba neyin peşindeydiler? Peşinde oldukları şeyi acaba hangisi buldu? Zafer. Tüm bu soruların cevabı önümüzdeki hafta bu kadar. Öldüm heyecandan. Nasıldı abi? Kutlarım Zafer. İlk yayın için gayet iyiydi. Haftaya daha da iyi olacaksın. Sağ ol. Cemre görmüş müdür Mahir abi? Cümle alem görmüştür. Görmeyen de duyar. Gam yok mu? Kimse yok mu? Güvenlik! Ya kimse yok mu? Ah!
Aa. Abi Cemre arıyor. Ver bana. Malı Altun. Zafer. Kızım. Eğer bir şeyi arıyorsan onu kaybettiğin yerde arayacaksın. Kızım. Abi yine arıyor. Döneceğim dedim ben. Kapat. Eğer arıyorsa mutlaka bulur. Ben yok. Şu hastaneye. Damadın ne işi var hastanede be Zafer'im? Düğüne gidiyoruz Zafer'im. Düğüne. Güzel oluyor. Cemre. Sana kardeşini anlatmıştım. Anlattın abi. Gelecek demiştim. Çıkar başını demiştim. Abi hani demiştim. Hani küllerimizden doğacaktık. Doğduk ki. Bak düğünümüzden ilerledik. Hoş geldin düğünüme Mal Hatun. Zafer. Evet abi. Ya telefonu sana unutma. Hayır abi. Hayır abi. Oh, no, no.